Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karakterle daha beraberiz. Karakterimizin ismi Tamuz, Cehennem Bekçisi ve Ateşin Lordu olarak geçiyor. Rolü savaşçı, cellat, ani hasar ise uzmanlık alanı. Sol tarafta zaten yetenek, zorluk etkilerini falan görüyorsunuz. Ben sizlere kahramanın pasifinden ve ultisine kadar olan skillerini bir göz atmak istiyorum sizlerle birlikte. Tamuz'un pasifi Büyük Lord Lava'ymış ismi. Tamuz yakma etkisindeki düşmanlara 12 artı 5 fiziksel atak verir. Sürekli fiziksel hasar verir. Bu etki düşmanlar hareket ettiğinde ek gerçek hasar verir. Tamuz tırpanları olmadığında %30 daha hızlı hareket eder. Tırpanlarını geri aldığında bir sonraki temel saldırısı güçlenir. %120 hasar verir ve hedefi %40 oranında yavaşlatarak hedefin bulunduğu yerde lava akıntıları oluşturur. Lava 2 saniye içinde patlayarak 280 artı 60 ekstra fiziksel hasar verir demişler. Tamuz'un Q skill'i Katliam Tırpanı. Tamuz belirlenen yöne bir çift tırpan atar. Bir miktar mesafe gittikten sonra veya karşısına çıkan ilk düşman kahramana çarpınca düşmana %100, 160 artı %100 toplam fiziksel hasar verir. Tırpanlar yakındaki düşmanları %40 boyunca yavaşlatır ve 60 kadar fiziksel hasar verir. Bir süre sonra tırpanlar Tamuz'a geri döner ve yoldaki düşmanları da kendine çeker. Tamuz tırpanları yakalayarak bekleme süresini düşürebilir demişler. W'suna bakacak olursak uçurum adımı yer değiştirme olarak belirlemişler bunu. Tamuz belirlenen alana doğru zıplar, alana inerken düşmanları yavaşlatır ve 250 artı 80 ekstra fiziksel hasar verir. Eğer tırpanlar hedefe ulaşmadıysa Tamuz'a geri döner demişler. Ultisinde ateş kazanı mevcut. Tamuz vücudundaki lavayı etrafını püskürterek çevresinde cehennemi bir atmosfer yaratır. Bu alan yakınlarındaki düşmanlara 300 artı %100 toplam fiziksel hasar verir. Bu atmosfer 9 saniye sürer ve ve 0.3 saniyede bir 20 artı 10 fiziksel hasar verir. Tamuz tırpanları aktifken temel saldırıyla %2 oranında HP'sini tazeler demiş bu kahramanımız da bu şekilde. Şimdi ise oyun içine geçelim ve görüntülerini görelim arkadaşlar. Nasıl oynandığına hep birlikte bakalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kahramanımızın oyun içi görüntüsü bu şekilde ve gerçekten hoş. Yürüyüşü biraz komik ama kahraman gayet güzel ve böyle olgun duruyor. Benim çok hoşuma gitti bu görünüşü. Kahramanı build olarak oyun içi bunu vermiş ama ben bir farklılık yapacağım. Savaşçı olduğu için direkt bot çıkacağım. Grup hasarını bir bakalım. Evet, lav'ı gördünüz arkadaşlar. Burada bu şekilde lav hareket ediyor. Ve bu lav'ı geri alabiliyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. Mesela şuradan alıp şöyle size geri dönebiliyor. Bakın. Ekstra gerçek hasar da veriyorum bu arada. Kahramanın hasarı bence oldukça yüksek. Yer değiştirmesine bakacak olursak. Hemen bakalım. Şimdi biraz düşmana doğru hareket edelim. Şöyle şunu öncelikle bir fırlatalım. Uf, gerçekten harika bir hasarı var. Oy 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 oy. Bu kahraman bence kanser edecek arkadaşlar. Gerçek hasarı da mevcut. Tekrardan bunu atalım. Abo. Büyük problem. Gerçekten bu kahraman büyük problem arkadaşlar. Bu kahramanın iyi bir hasar verebileceğine inanıyorum. O yüzden ilk item olarak bunu çıkacağım. Can çalma mı, kanıtsamış balta mı ona emin değilim. Bu arada dediğim gibi bakın tekrardan alabiliyorsunuz arkadaşlar bunu yanınıza. O zaten size geri dönecek birazdan ve skill tekrar açılacak. Mesela Estes'e tekrardan bir merhaba diyelim. Evet, buradan kaçmam lazım. Bir yere kadar kahraman öldü. Yine de hasar vermeye devam ediyorum. Bence çok iyiydi. Ultisinden bahsetmiştik arkadaşlar sizlere. Vücudundaki lavayı etrafını püskürterek çevresinde cehennemin bir atmosfer yaratıyor. Hemen bunu göreceğiz. Bu kaçma skili olarak kullanılabilir. W'su. Q'sunun seri dönmesi bence çok güzel bir olay. Yani kendine hemen geri geliyor, bekleme süresi olarak yazmamışlar bile. Yani şu şekilde mesela bunu attınız, adama saldırdınız, tekrardan Q'nuz zaten geliyor. Çok seri bir şekilde minyon ittiriyorsunuz.
onu yanınıza aldığınız zaman. Şöyle tekrar yakalayalım. Gerçek hasar veriyor demiştik. Ekstradan hasar daha vermeye devam ediyor. Hem gerçek hasarı mevcut. Görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Bakın tek başına kendisi fiziksel hasar veriyor. Gerçek hasar da veriyor. Yanı sıra. Şimdi mesela Freya'ya bir ult açalım bakalım. Oo. Üf. Yani şu lav olayı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de şu boomerang gibi geri dönmesi bence çok hoş. O bana geri dönecek birazdan. Evet. Harika. Yani bir kanser edici hero daha geliyor diyebilirim arkadaşlar. Bu hero'nun hasarının ve saldırısının bayağı iyi olacağını inanıyorum. Gördüğünüz üzere. Pasifinden de yararlandık. Kahramanın sesi de biraz garip zaten. Buradan çıkmam gerekiyor. Çıktım. Harika. Kahraman biraz yavaş. Oha. Bota. Aa. Abi ciddi misin sen? Abi. Of. Oy 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 oy. Oğlum HP çalması nereden geliyordu bunun? Bir saniye. Aynen şu. Tırpanları aktifken temel saldırıyla %2 oranında HP yeniliyordu. Ben bunu unutmuşum. Tabii doğru. Ben de diyorum hocam yenileme nereden geliyor? Ama yine de o botun orada bana öyle hareket çekmesi hiç hoş değildi. Abi şu tırpan muhabbetini ben bayağı beğendim ya. Şu özellikle şunu ve anlık hasarını. Abi sesi de çok iyi değil mi? Üf. Şimdi buna bitmeyen savaş ekleyeceğim arkadaşlar. Bu bitmeyen savaşta muhtemelen çok çok iyi bir... Of. Ay kahraman gerçekten arkadaşlar hiç iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. O bu arada aynen dediği gibi tırpan geri çekti onu. Eğer tırpanın önünde kalırsa tırpan onu geri çekiyordu. Allah yeni banlanacak hero belli oldu arkadaşlar. Yani bu hero'nun mistik efsane liglerinde kullanacağını tahmin etmiyorum. Bu arada gerçekten bir pasifi de bayağı iyi. Oldukça kuvvetli. Hasarı da oldukça kuvvetli demiştim. Şu anki hasarına bakacak olursak bu 320 artı 420 vuruyor ve ekstradan gerçek hasar vermesine neden oluyor. Yani ben olsam bu hero'yu kesinlikle ve kesinlikle banlarım abi. Çünkü şu alev muhabbeti çok hoşuma gitti ve gerçekten tam kanser edici. Mesela bakın buna da gerçek hasar verdik. Şimdi o bana geri dönecek. Geri döneceği için bunun arkasında kalıyorum ben. Bakın geri döndü ve çok rahat bir şekilde kestim. Ayrıca pasifinden de yararlandım. Şunun bekleme süresini biraz daha düşürebiliriz. Doğru itemlerle. Bakalım şurada Kagura ablamıza doğru bir gidelim. Ultimizi de açalım. Evet, ekstradan bir can yeniliyorduk. Bunu sizlere söylemiştim. Ve inatla... Üf. İnatla o Q'yu şeye atıyor. Çalıyı atıyor. O da benim kullandığım emülatörden kaynaklı arkadaşlar. Mesela yön vermediğim zaman bakın ileriyi gösterdi ve sağ tarafa attı. Tekrardan göstereceğim sizlere şimdi bunu. Benim hatam değil. Bakın gördünüz değil mi nasıl kaydığını? Bakın burada mouse yok. Mouse'suz bir şekilde attığımız için böyle bir şeye neden oluyor. Yalnız şu skillinden dolayı büyük problem. Bitmeyen savaşla da harika olduğunu düşünüyorum. Kritik çıkmaya bence bu kahramana gerek yok. Zaten skill efektleri oldukça fazla vuruyor. O yüzden üçüncü bir item olarak şunu ya da bunu çıkabiliriz. Bence bu daha iyi olabilir. Olası bir build söylüyorum. Şunu bir daha atarsam mouse'suz beni de dövün.
Üf, kansere gel ya. Bakın şimdi. Üf, kule altı da. Şu gerçek hasarı çok iyi. Evet, beni dövebilirsiniz. Şu an yine mouse'suz bir şekilde attım onu. Şunu hemen gitmeden alalım, tekrardan vuralım. Yani ilk defa bir hero'nun Mart, yani ilk geldiği zamanlarda Martis'ten daha şey olduğunu gördüm. Güçlü olduğunu gördüm. Yani ilk seviyelerde bile bu kadar hasar verebiliyorsa bu kahraman, oyunun ortalarında bakın neler yapabiliyor, görebiliyorsunuz. Bu itemimizi de çıktık. Bunu çıktıktan sonra zannedersem şu an için tabi para farkından kaynaklanıyor bu da. 8600'e 3500, yani bu kadar vurması normal, botlara karşı oynuyoruz. Fakat normal oyunda dengeli gideceği için oyun, ya da dengesiz de gidebilir. Duruma göre arkadaşlar, bana kalırsa bu gül altın meteorunu bu kahramanımız üzerinde kullanabiliriz. Mesela bir lord yapalım değil mi? Bir lorda bir gidelim. Mesela ilk, yani lord çıktığı zamanlarda Selena'da çok şaşırmıştım. Yani ilk hasar konusunda Selena'da böyle çok şaşırmıştım. Ve bu kahramanda da yine aynı şekil. Görüyorsunuz buradan sürekli bu skin'i alabiliyorum. İstediğim gibi atabiliyorum. Pasif vurmadım sonunda. Pasif vurmadığım için de canım azaldı. Normalde canımın azalacağını da zannetmiyorum. Kahramanımız şu an Q'su full. İtemlerle birlikte 360 artı var. Ulti basarak bile bunu kesebiliyorum. Yani çok iyi bir olay. Ultisinin zaten sizlere anlatmıştım. 480 artı 595 fiziksel hasarı mevcut. Özellikle şu W'sundan sonraki gelen pasifi harika. Yani şu şekilde zıplayıp tekrardan böyle bir Roger tarzı saldırması. Manyak geliyor arkadaşlar. Penta mı? Penta. Yani kolay kolay kahramana şey koyamıyorlar arkadaşlar. Karşı koyamıyorlar. Onun nedeni ise dediğim gibi kahramanın aşırı güçlü olması. Ben kahramanı çok beğendim ve vurdukça hasarı yükseliyor gördüğünüz üzere, o da şeyinden dolayı. Bu da ekstra bir yarar. Kahramanımız mükemmel ve kanser edici. Allah bizlere sabır versin diyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.